İnsanlar toprağa ayak basıyorken, ağaçlara dokunuyor ve onların her mevsim ne şekli alacağını biliyorken, şimdi bu söylediklerimi yapan kaçımız var acaba? Raymond, Francis'in Bir Daha Asla Hastalanmayın adlı kitabında geçen bir husus hatırıma geldi. Avcı ve toplayıcı toplumlardan erkek evine yiyecek getirmek için günlük en az 50 kilometre yol giderdi. Şimdi ise elimizde cep telefonu, hazır ayağımıza kadar gelen hormonlu yiyecekleri, çağın teknolojisi, küreselleşme ve liberalizm, her ne derseniz artık, kredili sistem ile bir cırtta çektirip hemen hızlı bir şekilde tüketip sanal alemimizin ve dört duvar arasında sıkışmış, deyim yerindeyse köhneleşmiş hayatımızın farkında olmadan yaşamımıza devam ediyoruz. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı doğru. Ulaşımda, üretimde, giyimde, gıdada, aklınıza gelebilecek hemen her alanda yaşamımız kolaylaştı. Birileri bizim rahatlığımız için çalışıyorken, yani dışımızı modifiye ederken, içimizin, inancımızın ve yaratıcılığımızın da o oranda, o kişi ve kişilerin kara deliğinde yok olup gittiğine hiç mi hiç aldırmıyoruz. Doğa ile iç içe olamıyoruz.